Türkmenistan'daki görüşmelerini tamamlayan Özal buradan Azerbaycan'ın baş şehri Bakü'ye geçti. Ebu'l-Feyz Elçi Bey tarafından karşılanan Özal, Elçi Bey'in ikametgahında bir süre baş başa görüştü. Özal, Elçi Bey'den Karabağ'da devam eden savaş hakkında bilgi aldığını söyledi. Şehitler hıyabanını ziyaret eden Özal, şehitlerin anısına çelenk koydu, şehitlerin ruhuna Fatiha okudu. Azerbaycan parlamentosunda konuşan Özal şunları söyledi. Türkiye'de büyük imkanları oldu. Milletçe siz kardeşlerimizle birlikte üzüldük. Artık mesele bir Karabağ meselesi olmaktan çıkmış. Büyük Ermenistan'ı yaratma dünyasına dönüştük. Ermenistan, Kafkasya bölgesindeki istikrarsızlığın temel unsurlarından biri olmaya devam ettiği sürece halkının maddi ve manevi sıkıntılarına kalıcı çözümler bulunamayacağını, istiklallerini kazanan devletlerin bu istiklallerini pekiştirmek için öncelikle devlet yapısını kurmaları, böylece oluşacak karşılıklı bağımlılıkla barış daha da teminat altına alınır. Bakü Devlet Üniversitesi tarafından verilen Fahri Doktorluk Töreni'nde konuşan Özal, vatanın kutsal olduğunu, herkesin vatanı uğruna canını seve seve vermesi gerektiğini belirtti. Daha sonra yapılan basın toplantısında Elçi Bey ile birlikte yerli ve yabancı basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de, Kur'an ve soydaşlarını, sonra Türkiye'deki gençler, insanlar, sansür, meşgiler, mezarlıklar, bu görüşlerimiz zamanı Türkiye ile Azerbaycan arasında herbi ittifak meseleleri müzakere olundu mu? Eğer olunmadıysa ne sebep? These are rumors, but only one thing I can say, that the Russian states, Karabağ'ın otonom statüsünün Azerbaycan tarafından onaylanması ve bunun karşılığında da Ermeni kuvvetlerinin çekilmesi olmuş. Özal ve maiyetindeki heyet 15 Nisan 1993 günü Türkiye'ye döndü.